Ne demiş Erkut Özen? Keyif almak bir tercihtir. Ya mutlu olmayı seçersiniz ya da mutsuz olmayı, keyifsiz olmayı. Aptal aptal şeylere takmayı. Hayatınızda sizi negatife çeken gereksiz insanları, takıntılı insanları, manyakları çıkartın hayatınızdan. Çok daha keyifli bir hale dönecek hayat. İnanın bana. Böylesi çok daha keyifli olacak. O insanlar deyim yerindeyse içimize ediyor. O kadar söyleyeyim. Çıkartın hayatınızdan ya. Boş verin gitsinler. Salın gitsinler. Çırpınsınlar onlar bir yerde. Sizin ne çektiğinizle, neler yaptığınızla, ne gibi sıkıntılarla uğraştığınızla, nasılsın demeyen insanlarla, sizin hatırınızı sormayan insanlarla, sadece işi düştüğünde sizi arayan insanlarla çok da muhatap olmayın ya. Hani kelin ilacı olsa kendine sürermiş ama yapmaya çalışıyorum ya. Yeter artık çünkü yani daha bu kadar yaşamayacağız. O kesin. Yani bu kadar yaşamayacağımız kesin. Bir şey biliyorsam bu doğru. Daha bu kadar yaşayacağımı hiç düşünmüyorum. O yüzden de bir de nasıl yaşayacağım da tabii önemli. Ama o yüzden de artık bu kanınızı emenleri hayatınızdan çıkartın. Bakın dünya çok güzel. İlle böyle bir yerde olmak zorunda değilsiniz. Evinizde bile her şey çok farklı hale gelebilir bunları hayatınızdan çıkartırsanız. O sevmediğiniz işe gidiş geliş anlarında, metrobüste, o kalabalık şehir içi ulaşımlarda bile hayatı çok daha güzel yapma şansımız var. Ya yok edin hayatınızdaki negatiflikleri. Çok kolay değil biliyorum çünkü ben edemiyorum. Böyle konuştuğuma bakmayın. Ama yeter artık diyeceğin bir dolu özellikle kişi var. Ve artık onlardan nefret ediyorum ya. Yani bu nefreti de taşımak istemiyorum. Sağ ol git. Yeter. O kadar güzel yerler ki buradan buraya gelip her şeyi burada da dert edebilecek insanlar onlar. Burada keyfini çıkartabilecek, olduğu yerin tadını çıkartabilecek veya yaşadığı anın tadını çıkartabilecek insanlar yoksa hayatınızda çok şanssızsınız. Onları taşıyın yanınızda. Diğerlerini def edin gitsin. Biliyorum böyle tat kaçırıcı gibi konuşuyorum ama böyle bir ortamda olması gereken bu diye burada aslında aklınıza geliyor. Ya ne yapıyoruz biz diyorsunuz. Ne yapıyoruz biz hakikaten? Neyin kavgasını yapıyoruz? Saçma sapan herkes bir ekonomik isim adı altında daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası için birbirini kırıp döküyor. Bir takım takıntılar yaratıyor. Herkes birbirini vuruyor. Benim de o kadar fazla yerde nelerim kaldı bir bilseniz. Anlatamam size. Şu anda yaşamış olduğum bu yaşta hala buralarda geziyorum falan dolaşıyorum gibi geliyor herkese. Tabii ki yapıyorum bunları. Ama onun nasıl bir işin gereksinimi olduğunu ya da herhangi bir işi yaparken olan kısmı buraya yansıtmadığımı bilmeniz gerekiyor. Çok anlatmaya çalışıyorum arada çünkü bunu. Aslında bambaşka bir iş için buradayım ben. Bambaşka derken işim yine turizmle ilgili, bununla ilgili. Ama çok da rahat olmayan bir iş yapıyorum aslına bakarsanız. Çok da stresli, inanılmaz. Buranın tadını çıkartmak için çok 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 zorlanabileceğiniz bir iş yapıyorum aslına bakarsanız. Ve çok ciddiye alıyorum ben bu işi. Seviyorum çünkü. Onun yanında da işte kendime yaratabildiğim zamanlarda bunları yapıp hem kendime bir anı saklıyorum hem de sizlerle paylaşıyorum. Bu da hem hoşuma gidiyor hem keyif alıyorum. Hem de zaten dediğim gibi bu paylaşmak benim işim. Çok fazla şeyi paylaşmayı bu şekilde seviyorum. Ama uzak durması gereken insanlardan da çok uzak durmak istiyorum artık. Hatta 9000 kilometre bile yetmiyor şu andaki gibi. Neyse. Sallayın gitsin. Burada onlarla harcanacak zamanımız yok. Neyse konuşmayacağım.